Merhaba gençler. E, Töder Türkiye genelli sorularını çözmeye devam ediyoruz. Bu bölümde arkadaşlar AYT felsefe grubu sorularını çözeceğiz. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Evet sevgili gençler, 23. soruyla başlıyoruz. İlk çağ filozoflarından Pratagoras ve Demokritos'un bu açıklamaları aşağıdaki problemlerden hangisini sorguladıklarını gösterir demiş arkadaşlar. Bakalım şimdi. Protagoras matematik her şeyin özüdür. Evrenin kökeni somut varlıklar değil sayılardır. Örneğin bir sayı belli özellikleriyle adalettir. Bir başkası ruhtur. Bir başkası akıldır. Evren bir sayı uyumudur. Sayılar arasındaki karşıtlar kosmosta uyuma varırlar. Arkadaşlar Protagoras'ın burada vurguladığı düşünce sayı arkadaşlar sayı kavramı üzerinde durmuş ve sayı uyumu üzerinde durmuş. Bakalım Demokritos'a evrende her şey öncesiz, sonrasız, yok olmayan, değişmeyen, yapısal olarak birbirinden farklı atomlardan oluşur demiş arkadaşlar. Atomlar boşlukta hareket ederek birleşip ayrışarak cisimleri oluşturur. Burada da arkadaşlar Demokritos da atomdan bahsetmiş. Yani İki, görüşü de toparlayacak olursak arkadaşlar, iki filozof da varlığın kaynağıyla ilgili bilgiler vermiş bize arkadaşlar. Yani Demokritos'a göre varlığın kaynağı atomdur. Protagoras'a göre de varlığın kaynağı sayı mudur demiş. Hangisini sorguladıklarını bize sormuş. Seçeneklerde varlığın kaynağıyla ilgili bir ifade arayacağız. Bakalım seçeneklerin, seçeneklerimize. A seçeneğinde irade özgürlüğü, B seçeneğinde inanç akıl ilişkisi, C seçeneğinde bilginin oluşum süreci, D seçeneğinde varlığın olup olmadığı arkadaşlar. Bunlarla ilgili herhangi bir düşünce ya da yargı yok arkadaşlar. Fakat E seçeneğinde varlığın kaynağını her iki filozofta sorguladıkları için cevap seçeneğimiz E seçeneği olmuş oldu arkadaşlar. 24. soruya bakalım arkadaşlar. Yine bir felsefe sorusu. Buton'un bu eserine göre Machiavelli'nin devlet yönetiminde aşağıdakilerden hangisini benimsediği söylenebilir arkadaşlar? Bakalım şimdi parçamıza. Buton'un Statü Endişesi adlı eserine eserine göre Machiavelli insanların bencilce hareket etmeye eğilimli olduğu görüşündedir. Sevginin temelinde yer alan şükran duygusunu arkada bırakıp kendi işlerine göre bir yol tutarlar. İnsan da korkuyu canlı tutan güç gösterisine maruz kalma ve cezalandırma ihtimalidir. Bu ihtimalin insanlar üzerinde etkili olmadığı hiç görülmemiştir. İnsanların bir arada tutulması için güçlü bir Prens tarafından yönetilmeye gereksinimleri vardır. Prens mutlak güç güç sahip olmalı ve gerektiği gibi hareket etmelidir. Bakın burası önemli. Gerektiği gibi hareket edecek. Yani olması gereken neyse o şekilde. Bakalım şimdi seçeneklerimize Machiavelli'nin devlet yönetiminde aşağıdakilerden hangisini benimsediği soruluyor bize. A seçeneğiyle başlıyoruz amaca ulaşmak için her yol mübahtır demiş arkadaşlar. Burada önemli olan amaçtır gerçekten de. Bu seçeneğimiz kalsın arkadaşlar. Bu seçeneğimiz cevap seçeneği olabilir. Özel mülkiyet her türlü mutsuzluğun kaynağıdır demiş. Özel mülkiyetle ilgili herhangi bir ifademiz yok. Dolayısıyla B seçeneğini elemiş olduk. Devlet doğası gereği özgürlüğü kısıtlayan bir kurumdur. Bu arkadaşlar Kısmen doğru bir ifade olabilir fakat burada Machiavelli'nin devlet yönetiminde hangisini benimsediğini bize soruyor. Dolayısıyla C seçeneğiyle ilgili de herhangi bir ifade yok. Bu seçeneğimizi de elemiş olduk. Her insanın sosyal yaşamda önceliği farklıdır. Bununla ilgili zaten paragrafımızda hiçbir ifade yok. Dolayısıyla çeldirici de değil aynı zamanda D seçeneğini de eledik. İnsanların mutluluğu özgürlükle sağlanabilir. Arkadaşlar bu bir temenni ifadesi. Bununla ilgili de herhangi bir ifademiz yok. Dolayısıyla amaca ulaşmak için her ye, her yol e, mübahtır ifadesi parçadan çıkarabileceğimiz bir sonuçtur. Bunu yapacak kişi de parçaya göre prenstir. Dolayısıyla cevap seçeneğimiz A seçeneği olmuş oldu arkadaşlar. 25. sorumuza bakalım arkadaşlar. Yine bir felsefe sorusu. Parçamızı ilk başta bir inceleyelim, okuyalım arkadaşlar. Doğa tüm teorilerimizi aştığından bilimsel ilerlemeye sınır konamaz ve bilim doğanın tükenmez zenginliği karşısında kendini sürekli düzeltme ve genişletme çabasından kurtulamaz. Bilimi din, metafizik hatta gündelik bilgiden ayıran başlıca özelliği de işte bu kendini düzeltme gücünde yatmaktadır demiş arkadaşlar. Önemli bir ifade. Bir bitmeyen bulma ve doğrulama süreci olan bilimi yalnızca ulaştığı sonuçlara indirgeyerek tanımlamak bu yüzden hem duran hem de yüzeysel bir anlayışı yansıtmaktan ileri geçmez. Arkadaşlar burada vurgulanan düşünce bilimin sürekli ilerleme halinde olduğu düşüncesidir ve duran olmadığı düşüncesidir. Şimdi sorumuza bakalım. Bu parçaya dayanarak yargıların yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Şimdi öncüllerimizi dikkatli bir şekilde inceleyelim. Bilimin dinamik bir süreç olduğunda hakikaten de az önce belirtmiş olduğumuz üzere bilim e, statik bir yapıda değildir. Dinamik bir yapıdadır. Dolayısıyla birinci öncülümüz bu parçadan çıkabilecek bir sonuçtur. İkinci öncülümüze bakalım. Bilimin doğayı kontrol altına aldığına. Arkadaşlar bilim doğayı kontrol altına almamıştır. Dolayısıyla bu seçenek bu seçeneğe ulaşamayız. Bilimin diğer alanlardan farklı bir yapısının olduğuna. Parçada diğer vurgulanan düşüncede arkadaşlar farklı bir yapısı olduğu düşüncesidir. Dolayısıyla 1 ve 3'e ulaşabiliriz arkadaşlar. Doğru seçeneğimiz D seçeneği olmuş oldu arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza 26. sorumuza geçelim arkadaşlar. Bu bir psikoloji sorusu arkadaşlar. Bakalım şimdi bu soruların tümü aşıdaki psikolojinin alt dallarından hangisinin amaçları arasındadır arkadaşlar. Bakalım şimdi sorularımıza. İnsan duygusal uyaranlara nasıl tepki verir? İnsan ee, i̇nsan insan baş, e, insan başarma arzusu açlık güdüsüyle nasıl eylemde bulunur? İnsan dünyayı nasıl algılar? İnsan nasıl öğrenip hatırlar? İnsan duygusal olarak nasıl davranır? Arkadaşlar bu soruların hepsini incelediğimizde nasıl soruları var arkadaşlar? Nasıl soruların olduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Bu nasılla vereceğimiz cevap neden sonuç ilişkisi içerisinde olmalıdır? Yani bizden bir sonuç istemiş ve bunun nedeni de aynı şekilde incelenmiş. Psikolojinin alt dallarıyla ilgilenen e, bu dal, yani neden sonuç ilişkisini inceleyen bu dala biz psikolojide arkadaşlar deneysel psikoloji diyoruz. Dolayısıyla bu sorumuzun cevabı, deneysel psikoloji olacaktır. Seçeneklerimize baktığımızda C seçeneğinde deneysel psikolojinin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla cevap seçeneğimiz C seçeneği olmuş oldu arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz. 27. soruya geçiyoruz arkadaşlar. Bakalım şimdi Ali ile Mehmet'in söyledikleri söyledikleri bu atasözleri psikolojide aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir demiş arkadaşlar. Şimdi Ali ve Mehmet'in e, bu söylediklerine bakalım. E, alma e, almadın zalim zal, e, alimden özür dilerim. Alimden zalim, zalimden alim olur. Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur. Can çıkmadan huy çıkmaz demiş Ali'nin düşünceleri bunlar arkadaşlar. Bakalım şimdi Mehmet'in düşüncelerine. Üzüm üzüme baka baka kararır. İnsan yedisinde ne ise yetmişinde de odur. Kıratın yanında kalan ya huyundan ya da suyundan demiş arkadaşlar. İki düşünceyi de incelediğimizde arkadaşlar hem kalıtımın hem de çevrenin etkili olduğunu görmekteyiz. Yani insanın davranışlarının oluşmasında kalıtım ve çevrenin etkili olduğunu görmekteyiz. Seçeneklerimize baktığımızda kalıtım ve çevrenin etkili olduğu seçenek A seçeneği. Dolayısıyla cevap seçeneğimiz de A seçeneği olmuş oldu arkadaşlar. 28. soruya bakalım arkadaşlar. Bu da bir psikoloji sorusu. Bu parçaya dayanarak algı ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir demiş arkadaşlar. Birey duyu organlarına gelen uyarımları örgütleyerek onlara anlam verir. Her bireyin aldığı uyarımları örgütleme biçimi farklı olduğundan insanların uyarımları algılamaları da değişir. Örneğin okul bahçesinde itişen iki öğrenci bir öğretmen tarafından kavga ediyorlar. Bir başka öğretmen tarafından ise şakalaşıyorlar biçiminde algılanabilir arkadaşlar. Şöyle metnimizi incelediğimizde şunu görüyoruz: Aynı davranış ya da ortada vuku bulan bir olayı iki farklı kişi farklı şekilde yorumlamış. Yani iki öğrencinin işte bahçesinde, e, okul bahçesinde e, itişen iki öğrenciyi iki farklı öğretmen farklı şekilde yorumlamış. Bir tanesi şakalaşıyorlar, diğeri ise kavga ediyorlar şeklinde yorumlamış arkadaşlar. Şimdi bakalım seçeneklerimize. Bunun nedeni bizden soruluyor. Şekil zemin ilişkisine bağlı olarak gerçekleştiğine demiş arkadaşlar. Şekil zemin ilişkisi yok arkadaşlar. Burada algılamayla ilgili bir özellik var. Dolayısıyla A seçeneğini eledik arkadaşlar. Deneyimlere dayalı olarak öznellik gösterdiğine. Arkadaşlar bu iki öğretmenin kendi tecrübelerine göre daha önceden vuku bulan olayların ışığında bunu yorumlamışlar. Fakat bu yorumlamada öznellik olmuş. Yani kendi duygu ve düşüncelerine göre yorumlamışlar. Dolayısıyla cevap seçeneğimiz B seçeneği olabilir. C seçeneğine bakalım. Bireyin davranışlarını yönlendirdiğine burada herhangi bir yönlendirme söz konusu değil arkadaşlar. Toplumsal ilişki biçimlerinde etkili olduğunda demiş arkadaşlar. Toplumsal ilişkiyle ilgili bir örnek yok soru metinde. Dolayısıyla D seçeneğinde eledik. Fizyolojik bir temele dayandığına. Arkadaşlar fizyolojik temelle ilgili de herhangi bir ifade yok. Az önce yapmış olduğumuz açıklamaya uyan B seçeneği doğru seçenek olarak kabul ediyoruz arkadaşlar. 29. soruya bakalım arkadaşlar bir sosyoloji sorusu sosyoloji sorusunu çözmeye başlıyoruz arkadaşlar bir gazeteden alınan bu habere göre toplumsal grupların hangi konuda işlevsel olduğu söylenebilir arkadaşlar bize toplumsal grupların hangi işleve sahip olduğunu bu örnekte sormuş bakalım şimdi günümüzde toplumsal yaşamın her alanında meydana gelen büyük değişim ve dönüşümlerle birlikte ortaya çıkan sorunlar bireyi yalnızlık duygusuna sürüklemektedir. Bireyin yalnızlığını gidermesine, toplumsal dönüşümlere ayak uydurmasına, yaşadığı toplumu ve dünyayı daha iyi tanımasına en büyük yardım toplumsal gruplar yapmaktadır demiş. Örneğin, koronavirüs salgını sonrasında evlerinde kalmaları gereken 65 yaş üstü olan yaşlılar ile kronik rahatsızlığı bulunanlara başta veFA sosyal destek grubu olmak üzere birçok toplumsal grup yardımda bulunmaktadır demiş arkadaşlar. Yardımda bulunmaktadır demiş arkadaşlar. Şimdi parçaya baktığımızda birinci bölümde yani bu bölümde toplumsal gruplardan bahsetmiş. İkinci bölümde ise arkadaşlar VeFA sosyal destek gruplarından bahsetmiş. Bu içinde bulunduğumuz süreçte, 65 yaş üstü ve kronik hastalara yönelik destekte bulunmuşlardır. Bunların ne tür bir işlevsel yanı vardır arkadaşlar? Toplumsal dayanışmayı gerçekleştirmek için önemlidir arkadaşlar. Dolayısıyla işlevsel yönü toplumsal dayanışma. Bakalım arkadaşlar seçeneklerimize. E seçeneğinde toplumsal dayanışma var arkadaşlar. Dolayısıyla cevap seçeneğimiz E seçeneği olmuş oldu arkadaşlar. 30. soruya bakalım arkadaşlar. Yine bir sosyoloji sorusu. Buna göre sosyal değerlerle ilgili yargılarından hangisi söylenemez demiş. Şimdi parçamıza bakalım. Bir toplumun bireyleri tarafından paylaşılan, toplumu bir arada tutan ve toplumun dünden bugüne sürekliliğini sağlayan insanların tutum ve davranışlarının iyi ve doğru olarak değerlendirilmesinde birer ölçüt olan ortak düşünce kurallar inançların tümüne sosyal değer adı verilir. Yani parçada sosyal değerden bahsetmiş arkadaşlar. Sosyal değerlerden bahsetmiş. Sosyal değerlerin de açıklamasını şu şekilde vermiş. Ortak düşünce kurallar ve inançlar örneğinden bahsetmiş. Hangisi söylenemez demiş sosyal değerlerle ilgili. Şimdi öncüllerimize bakalım arkadaşlar. Bireyin ortak duygu ve düşüncelerini yansıtır. Evet bireylerin ortak duygu ve düşüncelerini yansıtır arkadaşlar. Resmi, resmi yaptırımlara dayanır. Arkadaşlar toplumsal değerler ya da sosyal değerlerin resmi yaptırımı yoktur. Dolayısıyla buna ulaşamayız bireyin nasıl davranacağını çeşitli kurallarla ve inanç sistemleriyle kontrol altına alır. Dolayısıyla üçüncü öncülümüze de ulaşabiliriz. Bize hangisine ulaşılamazı sormuş cevap seçeneğimiz yalnız 2 yani B seçeneği olmuş oldu arkadaşlar. Evet 31. sorumuza bakalım arkadaşlar. Yine bir sosyoloji sorusu. Bu parçada anlatılanlar aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilişkilendirilebilir demiş. Şimdi metnimizi dikkatli bir şekilde okuyalım. Bir toplumda zamanla bazı mesleklerin geçerliliğini yitirmesi, ekonomik yeniliklere bağlı olarak yeni iş kollarının ortaya çıkması, artan nüfus ile birlikte belli bir bölgede geçim şartlarının zorlaşması bireyleri ya işlerini ya da çalıştıkları yerlere değiştirmeye zorlamaktadır. Bununla birlikte şehirlerin insanlara sunduğu eğitim, sağlık, iş olanakları, eğlence çeşitleri köyden şehre göçe sebep olarak coğrafi alanda yer değişikliği yaşanmaktadır. Bütün bu yer değiştirmeler sonucu bireylerin meslekleri, statüleri, gelir düzeyleri ve bir bütün olarak yaşama biçimleri de değişmektedir demiş arkadaşlar. Parçada şu anlatılıyor arkadaşlar. Çeşitli nedenlerle insanların işlerinden olması, farklı yerlere taşınması, yani coğrafi olarak yer değiştirmesi, yeni meslekler edinmesi, yeni eğitim olanaklarına sahip olmaları ya da yeni gelir düzeylere düzeylerine sahip olmaları bu bireylerin toplum içerisinde bir harekete maruz kalmalarına sebebiyet vermektedir. Biz de sosyolojide bu kavrama toplumsal hareketlilik diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla cevap seçeneğimiz A seçeneği olmuş oldu arkadaşlar. Evet 32. soruya bakıyoruz arkadaşlar. Bir mantık sorusu. Mantık sorularını çözmeye başlayalım şimdi de. Bakalım şimdi arkadaşlar Birinci akıl yürütme mantık doğrusuna uygunken ikinci akıl yürütme uygun değildir. Yani mantık doğrusuna uygun olup olmadığıyla ilgili bir soru. Buna göre mantık doğrusu aşağıdakilerden hangisini içermektedir arkadaşlar? Şimdi verilen örneklere bir bakalım arkadaşlar isterseniz. Birinci örnekte her balık suda yaşar. Palamut balıktır. Öyleyse palamut suda yaşar demiş arkadaşlar. Ve Birinci önerme grubu için şunu söylemiş. mantık doğrusuna uygun olduğunu söylemiş arkadaşlar. Şöyle yazalım. Mantık doğrusuna uygun demiş. İkinci önermemize bakalım. Her beslenen canlıdır. Bazı canlılar iki ayaklıdır. Öyleyse bazı beslenenler iki ayaklı değildir demiş arkadaşlar. Onun da akıl yürütmeye uygun olmadığı söylenmiş arkadaşlar. Akıl yürütmeye uygun değil arkadaşlar. Şimdi mantık doğrusu aşağıdakilerden hangisini içermektedir demiş arkadaşlar. Yani bize aslında birinci sormuş. Şu bölümü sormuş. Mantık doğrusu arkadaşlar şu şekilde açıklanır. E, yargıların akıl ilkelerine uygun bir şekilde e, kıyasların ya da önermelerin oluşması şeklinde açıklanır. Bize de birinciyi sorduğu için bakalım şimdi seçeneklerimize. Önermelerin doğruluğu, önermelerin doğruluğu ifadesi cevabımız olmaz arkadaşlar. Çünkü bize mantık doğrusunu sormuş. Yargıların ol, olgulara uygunluğu, uygunlukla ilgili de bir cevap olmaz. Yargıların akıl ilkelerine uygunluğu. Evet gerçekten de yargıların akıl ilkelerine uygun olması gerekiyor. Çünkü ikinci verilen kıyasta arkadaşlar yargılar akıl ilkelerine uygun bir şekilde sonuçlanmamış. Yani sonuç kısmı aslında hatalıdır da diyebiliriz. Ee, cevap seçeneğimiz C olur bu nedenle. Ama diğer seçeneklerimizde bakalım. Yargıların sınanabilir olduğunu sınanmayla ilgili de mantık doğrusunda belirtilmiyor. Yargıların anlamlı olması gerektiği. Anlamla ilgili de biz bu soruda yorum yapamayız. Dolayısıyla cevap seçeneğimiz C seçeneği olmuş oldu arkadaşlar. 33. soruya bakıyoruz arkadaşlar. Yine bir mantık sorusu. Buna göre genel kavramları tekil kavramlardan ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? ve bunu tablodaki şekilde örneklemiş arkadaşlar. Şimdi tablodaki örneklere bakalım. Arkadaşlar gezegen örneğini vermiş. Gezegen örneğini vermiş genel kavramdan. Dünya, Mars ve Merkür'ü vermiş tekil kavram örneğinde arkadaşlar. Yani Dünya, Mars ve Merkür'ün gezegen olduğunu açıklamış. Yine genel kavramdan çiçek örneğini vermiş. Lale, Nergiz ve Papatya örneğini vermiş tekil kavramdan. Yine insan genel kavramından örnek vermiş. Ali, İhsan ve Cem isimlerini vermiş. Biz genel kavram ve tekil kavramı şu şekilde açıklayabiliriz. Tekil kavram arkadaşlar tek bir bireyi ifade ederken genel kavram ise o bireylerin tamamını ifade eden kavramdır. Burada da arkadaşlar çiçek kavramının üzerinden gidersek bütün çiçekleri kastediyor. E, fakat lale, nergis ve papatya da bu çiçek grubunun e, birer özelliğidir. Bize soruda da genel kavramları tekil kavramdan ayıran özelliği sormuş. Bakalım şimdi A seçeneğine aynı türe ait nesnelerin ortak özelliklerini ifade etmesi Az önce açıkladığımız üzere arkadaşlar çiçek kavramı üzerinden örneklemiştik. Çiçek kavramı bir türdür da aynı zamanda aynı türe ait olan nesnelerin ortak özelliklerini belirten unsur e, tekil kavramdan ayrılır. Dolayısıyla tam da aradığımız cevap A seçeneği arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği olmuş oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, 34. soruyla Devam ediyoruz. Düz döndürme sorusu arkadaşlar. Bakalım şimdi düz döndürme ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. İsterseniz bir düz döndürme kurallarını hatırlayalım. E, tümel olumsuz bir önermenin düz döndürmesi yine tümel olumsuz idi. E, yine aynı şekilde tümel olumlu bir önermenin düz döndürmesi tikel olumlu idi. Tikel olumlu bir önermenin düz döndürmesi ise yine tikel olumlu idi. Şimdi buradaki örneklere de bakacak olursak her maden değerlidir demiş arkadaşlar. Tümel olumlu bir önermeden bahsetmiş. Bu önermenin düz döndürmesi arkadaşlar yine az önce açıkladığımız şekilde tikel olumlu bir önerme olmuş arkadaşlar. Şöyle tikel olduğunu da belirtelim. Yine ikinci bir örnek vermiş hiçbir maden canlı değildir önermesinin düz döndürmesi ise hiçbir canlı maden hiçbir canlı maden değildir yani tümel olumsuz bir önermenin düz döndürmesi yine tümel olumsuz olmuş arkadaşlar hangileri doğrudur demiş şimdi öncülerimize bakalım arkadaşlar önermenin niteliği korunur düz döndürmede arkadaşlar her zaman için Önermenin niteliği Korunur arkadaşlar Çünkü e, nitelik derilince Biz şuna bakacaktık Olumlu ya da olumsuzluk durumuna Verilen örneklerde de arkadaşlar Niteliği korunmuş Önermelerin doğruluk Değeri korunur, e, korunur Demiş arkadaşlar Düz döndürme tanımında da var arkadaşlar Önermelerin doğruluk Değerine dokunulmadan Şeklinde bir tanım var Dolayısıyla ikinci öncülümüze de ne yapabiliriz? Doğru olarak kabul edebiliriz. Üçüncü öncülümüze bakalım. Özne ve yüklem yer değiştirilir demiş arkadaşlar. Şimdi düz döndürme kurallarından biri de şudur arkadaşlar. Bir önermenin doğruluk değerine dokunmadan özne ve yüklemin yeri değiştirilerek yeni önerme elde edilir. Dolayısıyla 1, 2 ve 3. öncülümüz de doğrudur arkadaşlar. Dolayısıyla cevap seçeneğimiz e seçeneği olmuş oldu arkadaşlar. Evet sevgili öğrenciler sorularımızı burada bitirmiş oluyoruz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.